14 Ekim 1997. Aman Tanrım. Merkez, ben Hale. Briar yolu 166 numaraya hemen destek istiyorum. Aktif bir suç mahallindeyim. Muhtemel 187. Şüpheli olay yerinde. Tekrar ediyorum. Şüpheli olay yerinde. Merhaba. Orada kimse var mı? Ben polisim. Polis.
Olduğun yerde kal, anladın mı? Ateş etmekten başka seçenek bırakmıyorsun. Orada kim varsa bunu çözebiliriz. Lütfen, tamam, lütfen. Tamam. Merak etme. Hayır, gitmemiz gerek, lütfen. İyi misin? Hayır, anlamıyorsun. Hemen gitmek zorundayız. Beş dakika. Yolu açın. İçeri girmenize izin veremem. Merkezden haber verin. Sonra açıklama yapılacak. Olay yeri inceleme, bu tarafa gelin. Hanımefendi, anlıyorum. Bir şey var mı? Anne, baba, iki çocuk kaybolmuşlar. Hiçbir iz yok. Ondan bir şey öğrendin mi? Hayır, durumu hala çok kötü. Oradaki komşu onunla aynı okulda okumuş. Burada eve baktığını ve çocuklarla ilgilendiğini söyledi. Kadının üstündeki o kan onun değil. Onun değil mi? Kimin öyleyse? Bilmiyorum. Bu sizin işiniz. Tanrı aşkına, neler oldu orada böyle? Bilmiyorum patron. Yani ben girdiğimde çoktan asılmıştı. Hey! Çekil oradan! Hey bayım, uzaklaşın buradan. Lütfen uzaklaşın hemen. Kapıya nöbetçi yerleştir. Bu aileye ne olduğunu öğrenmeden içeri benden izinsiz kimse girmeyecek. 17 yıl sonra. Elektrik açılmış. Ha,
Merakımın kusuruna bakmayın ama burada kalmak istediğinizden emin misiniz? Bu yer hala berbat durumda. Düşündüğünüz için teşekkürler Bay Walker ama bizi merak etmeyin. Bize hiçbir şey olmaz. Değil mi Adrian? Hadi. Merak etme. Birkaç güne kalmaz evimiz gibi olacak. Hey. Ortadan kaybolma. Çok işimiz var. Özür dilerim. Evin şehirden bu kadar uzak olduğunu bilmiyordum. Yolu bulabilmek için 30 dakikadır dolaşıp duruyorum. Çok 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 özür dilerim. Önemli değil. Biz de zaten yeni geldik. Vay canına. Şu eve bakın. Tamam. İzninle. Adrian, anlaştık sanıyordum. Kaybolmak yok. Katrin, iyi misin? Sadece bir rüya, iyiyim. Kalktın mı? Şimdi. Takılalım mı? Bizimkiler şehir dışında. Olmaz, kreşte olacağım. Sonra buluşuruz. Tamam. Kötü bir kabus olmalıymış ha? En son ne zaman kabus görmüştüm bilmiyorum. Aramadılar mı? Hayır, henüz aramadılar ama... Jim yeni bir sipariş aldıklarını ve yakında yeniden çalışmaya başlayacağımı söyledi. 2 ay oldu. Evet biliyorum ama en azından birlikte vakit geçirebiliyoruz değil mi? Doğru. Günaydın Angela. Günaydın Ruby. Zamanın var mı? Evet. Her şey yolunda mı? Evet, evet. Biliyorum, baban çalışmadığı için durumunuz pek de iyi değil. Eğer ilgin çekerse, 9 yaşındaki bir çocuğa bakıcılık yapma işi var. Durumunun ne olduğunu bilmiyorum ama annenin yardıma ihtiyacı varmış gibi geldi. Ama bu... Biliyorum. Ama böyle işler çok fazla çıkmaz. Özellikle bu civarlarda ve parası iyi. Geri dönsem iyi olacak. Bana ihtiyacın yok mu? Sana her zaman ihtiyacımız var ama gitmelisin. En azından konuşursun, kendin görürsün. Teşekkür ederim. Bana sonucu bildir. Bana şans dile. Bayan Peterson 166 Briar Bulvarı.
Kapayın çenenizi. İyiydi dostum. Hey Enci, nereye gidiyorsun? Yapacak işlerimiz var, unutma. Boşa heveslenme, fazla ileri gitmeyeceğim. Niye gülüyorsunuz siz? Bu tiplerle neden takılıyorsun bilmiyorum. Yani Luther'ın nasıl işlere bulaştığını biliyorsun. Hava atıyor, ciddiye alma. Ben öyle duymadım. Efendi, arkadaşını da buraya getirsene. Birlikte çok eğleniriz. Rüyanda görürsün. Kreşe gideceğin için gelmeyeceğini sanıyordum. Gidecektim. Bayan Harris, oradaki öğretmenlerden biri bana bir iş görüşmesi ayarladı. Buralarda mı? Kimin yanında? Ne? Yoksa büyük bir sır falan mı? Hayır. Bir bebek bakıcılığı işi. Briar evinde. Evet, elbette. Şu anda oraya gidiyorum. Olanlardan sonra aklı olan hiç kimse o eve taşınmaz. Bu uzun zaman önceydi. Ayrıca aslında ne olduğunu kimse bilmiyor. Bir aile ortadan kayboldu. Gitti. Televizyon hala çıktı. Masada yemek duruyordu ve arabaları park edilmişti. Olan neyse iyi değilmiş. Gitmeni istemiyorum. İyi para veriyorlar. Ve babamın işsiz olduğunu biliyorsun. Angela. Lütfen. En azından yanında geleyim. Bunu gerçekten görmedim, değil mi? Bir daha bana dokunma, tamam mı? Sana söylemiştim, ben öyle değilim. Kötüsün. Senin kafan karışık. Bu çok çekiciydi efendim. Evet, çok seksi. Kapayın çenenizi, ikiniz de. Neler oluyor efendi? O kızın sorunları var, ben ne yapayım? Sana aşk mektubu mu verdi? Bu bir adres. İş görüşmesine gidiyor. Briar evinde oturan kimse yok. Birinin taşındığını söyledi. Boş versene, biraz önce oradaydık. O evde kimse yok. Kapa çeneni Rodney. Orada kiminle buluşacağını söyledi. Neden ilgini çekti? Sana kiminle buluşacak dedim. Ay, canımı yakıyorsun. Kiminle pendi? Bilmiyorum. Bebek bakıcılığı işiymiş. Herkes arabaya binsin. Gidip kendimiz bakacağız. Özür dilerim. Yardımcı olabilir miyim? Ben... Orada her şey yolunda mı? Merhaba. Bayan Harris. Crash'ten. Evde biraz yardıma ihtiyacınız olduğundan bahsetti de. Aa, sen Angela olmalısın. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bodrum pencerelerini ne durumdasınız Bay Walker? Çerçeve kötü kırılmış. Çocuklar yapmış olmalı. Değiştirmem gerekecek. Ama şimdilik geçici olarak kontrplakla kapatacağım. Siz nasıl uygun görürseniz. Tamam.
Tuhaf bir adam ama buraya gelmeye ikna edebildiğim tek kişi. Tuhaf lafı az kalıyor. Gel, seni Adrian'la tanıştırayım. Bayan Harris çocuklarla iyi anlaştığını söyledi ama haberin olsun, Adrian tipik bir 9 yaşındaki çocuk değildir. Özür dilerim, ben hayatım boyunca bu ev hakkında hikayeler duydum. İçine gireceğim hiç aklıma gelmez. Ne tür hikayeler? Önemi olmayan aptalca şeyler. Hayır, gerçekten hadi. Öğrenmek istiyorum. Bu evi alırken kredi taksitleri ödenmediği için bankanın el koyduğunu söylediler. Mantıklı, yani eminim böyle olmuştur. Ama herkesin düşündüğü şey bu değil. Buralarda insanlar çok şeyi düşünür ama kesin olarak bilen yok. Öğlen bile olmadı ama sen mola vermişsin. Hepimiz senin gibi olamayız Porsche. Lafını hiç sakınmıyor değil mi? Porsche bu Angela. Kabul ederse Adrian'a o gelip bakacak. Çok memnun oldum. Ben de öyleyim. Belki bunu ona sen götürmek istersin. En sevdiği şey olduğunu duydum. Elbette, teşekkür ederim. Gel. İçeri girmeden önce bilmen gerek. Oğlum 2 yıl önce konuşmayı bıraktı. Kocam öldükten hemen sonra. Sanki aynı anda içinde de bir şeyler öldü. Doktorlar yardımcı olamadılar. Bu yüzden belki onu şehirden uzaklaştırmak iyi olur diye düşündüm. Bence doğru bir karar. Evet. Ama tamircinin bile içeri girmeye korktuğu bir eve taşındık. Belki bu çok kötü bir şey değildir. Belki değildir. Adrian. Saklanmayı sever. Nereye saklandıysan çık artık ortaya. Adrian. Burada mısın? Adrian, seni bulacağım. Adrian? 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 Seni bulacağım. Git hadi. Evet, anlaşılan bu evin kedisiymiş. Her şey yolunda mı? Adrian yine saklanıyor. Sen de aşağı bakar mısın? Tabii, elbette. Ona yardım edeyim. Adrian. Adrian. Annenle konuşmayabilirsin ama benimle konuşacaksın, tamam mı? Ha? Söyle bana, bu evi neden istiyor? Konuş dedim. Bay Walker. Adrian'ı buldum Bayan Peterson. Bayan Peterson. Aman Tanrım, ne oldu? Onu orada ormana girerken yakaladım. Peşinden koşarken düştü. Adrian, neden yaptın bunu? Evden hiç çıkmaman gerektiğini biliyorsun tatlım. Bayan Peterson, ben... Özür dilerim Angela. Yarın yeni bir başlangıç yapmaya ne dersin? Bence Adrian bugün fazla heyecan yaşadı. Şu
Seninle uygar bir konuşma yapmamız gerek. Ne dedim size? Bu insanlar aklını kaçırmış. O evde ne olduğunu bilmiyorlar mı? Orada ne olduğunu kimse bilmiyor. Evet, ama asıl sahipleri arabalarını ve tüm eşyalarını bırakıp birdenbire gitmeye karar vermiş olamazlar. Cesetleri evin altına gömdüklerini duydum. Öyle olsa bile polisler bulamaz mıydı? Öyleyse ne oldu Bay Dahi? Sadece gittiler dostum. Onları ev aldı. Çenenizi kapayacak mısınız? Şimdi ne yapacağız? Hiç mi? Ama şimdi bulacak. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Neden bahsediyorsunuz? Hadi gidelim buradan. Lanet olsun. Neler oluyor Luther? Seni ilgilendiren bir şey değil, tamam mı? Gidelim. Peki, sana anlatacağım, tamam mı? Ama burada değil, şimdi değil. Gel. Kim böyle işe yaramaz bir kasabaya bilerek taşınır ki? Hem de öyle bir eve. Evet, sebebi ne olursa olsun bu ciddi bir sorunumuz oldu demek. Bak, ya söz verdiğin gibi bana neler olduğunu anlatırsın ya da giderim. Bunu bilmek isteyeceğinden emin değilim Pendi. Dene bakalım. Bir kez duydun mu, duymuş olursun. Bir daha geri alınmaz. Tamam. O güzel ellerini kirletmen de gerekebilir. Bunu kabul ediyor musun? Söyle dedim. Biz malımızı o evde saklıyoruz. Bodrum'da. Polislerin bakacağı son yer olduğunu düşünmüştük. Mal derken yani uyuşturucu mu? Her neyse işte. Konuşu ki onu oradan çıkarmamız gerek. Peki ya ormandaki o adam? Onun anlamı neydi? Rodney o eve bir tür adak sunmadan girmiyor. Buna bir tür ayin de denebilir. Biliyor musun? Haklısın. Bilmek istemiyorum. Artık o noktaya geçtik Bendy. İstediğin gibi bu şeye dahil olmuş oldun. Merak etme. Sadece kedi ve köpekler. O evdeki şeyi mutlu tutmalıyız, değil mi? Şimdi ne olacak? Yarın gidip malımızı alacağız.
O insanlar içerideyken mi? Daha iyi bir yolu var mı? Evet. Daha iyi bir yolu var. Annem. Bugün olanlar için özür dilerim. Konuşabilir miyiz? Olay yerindeki ekipler... Bölgeyle ilgili bilgi verin. Haber bekliyoruz, tamam. Olay yerindeki ekipler, burası merkez. Duyuyor musunuz? Anlaşıldı. Günaydın. Bakıyorum tüm heyecan için zamanında gelmişsin. Ne oldu? Herkes iyi mi? Bay Walker, dün Adrian'la olanlardan sonra onu bir daha göremedim. Sonra bu sabah kamyoneti hala buradaydı. Ne olmuş ona? Bilmiyorum. Polisler geldiklerinden beri oradalar. Burada işim bitirince seni Adrian'ın yanına götüreceğim. Dün onu etkilemeyi başarmışsın. Sanırım seni bekliyor. Başka bir şey yok. Hareket ettirilmişe benziyor değil mi? Buraya kendi başına gelmediği kesin. Burada bir ayak izi var ama burada bitiyor. Bir yere gitmiyor. Kayadaki kan en fazla bir günlük değil mi? Ama nereden geldi? Bu köpek öleli çok daha fazla olmuş. Başka bir hayvan mı? Belki. Chambers'ı buraya çağır. Bir de o baksın. Sonuçları hemen istediğimi söyle. Her zamanki gibi gelecek ay değil. Git. İzninle. Merhaba Adrian. Seninle henüz resmi olarak tanışmadık. Duyduğuma göre Porcia mutfakta çok güzel reçelli sandviçler yapmış. En sevdiğin. İnanamıyorum çünkü reçelli sandviçi ben de çok severim. Ne dersin? Gidip yiyelim mi? Gözlerime inanamıyorum.
Hadi gel Edrin, gidip önce ellerini yıkayalım. Hı? Hı? Ben merak etme Adrian. Bitirince birlikte oyun oynarız, eğlenceli olur. İçeri gelin. Teşekkür ederim bayan. Adamlarınızla orada çok uzun zaman kaldınız. Lütfen endişe edecek bir şey olmadığını söyleyin. İlo'nun izini bulamadık. Bu iyi bir şey değil mi? Evet sanırım. Ama bir cep şişesi bulduk. Ve İlo'nun içen biri olarak bilinirdi. Demek istediğiniz ne, başını alıp içmeye mi gitti? Kamyonetini neden götürmedi öyleyse? Evet. Korkup kaçtığını düşünüyoruz. Neden korkup kaçtı? Böyle bir geçmişi olan bir evin insanların üstünde böyle bir etkisi oluyor. Peki nasıl bir etki bu? Hayır, durmayın lütfen. Söyleyeceğiniz şeyi söyleyin. Tamam. Evin etrafını çevrileyen korulukta birkaç ölü hayvan leşi bulduk. Anlaşılan bir tür ayinde olduğu gibi öldürülmüşler. Yani kurbanlar mı? Bize öyle göründü efendim, evet. Şimdi bu kulağa çok ciddi gelse de muhtemelen sadece birkaç çocuğun işi. Kendi güvenliğiniz için endişelenmenize gerek yok. Nasıl emin olabiliyorsunuz? Bu 17 yıldır buralarda zaman zaman olan bir şey. Ama dediğim gibi birkaç çocuğun işi olmalı ve isteyecekleri son şey yakalanmak. Artık evde oturan olduğu için bir daha görmeyeceğinizden eminim. Şerif. İzninizle. Dinliyorum. Kalıncaktan 15 metre uzakta yeni ayak izleri bulduk. Oradan Briar yoluna gidiyor. Hemen geliyorum. İşleri toparlayıp birazdan gitmiş oluruz. Bir şey duyar ya da görürseniz 10 dakikada geliriz. Teşekkür ederim. Merkez, ben John. 68. caddedeyim ve hemen destek istiyorum. Aktif bir suç mahallindeyim. Muhtemel olarak şüpheli olay yerinden kaçmak üzere. Burada kalmak zorundaymışsın gibi hissetme. Adrian'a oyun oynayacağımıza söz vermiştim. Verdiğim sözden dönmemem gerekir değil mi? Peki bundan emin misin? Siz gidip kendi işlerinize bakın. Ayrıca polisler hala burada. Bizi merak etmeyin. Tamam, bu eski şeyleri götürüp yardım kuruluşuna bırakacağım ve markete gideceğim. Fazla sürmez. Tamam, merak etmeyin. Sen... Tanrı'nın bir lütfusun Angela. Teşekkür ederim. Sana oyun sözü vermiştim, değil mi?
Tamam. Misket oynayalım. Şimdi bunu kazanmış mı oldum? Oynamayı bilsen biraz faydası olurdu, değil mi? Çok iyi o taş Adrian. Merak etme, ben alırım. Bu kapıyı annen mi kilitledi? Sanırım parmağımla uzaklaştırdım. Evet. Görünüşe göre evde tek başımıza kaldık. Özür dilerim Edriye, seni korkutmak istemedim. Burada biri mi var? Benim. Sadece benim. Senin burada ne işin var? Kapı açıktı. Mutfaktan tabak sesi duydum. Ve içeri girdim. Tamam. Çok korkutucu değil mi? Soruma cevap vermedin. Sen de mesajlarına bakmıyorsun. Özür dilemeye geldim.
Gitmeni istiyorum Fendi. Bak, özür dilerim. Tamam mı? Ben bir aptalım. Dün paniğe kapıldım. Bir hataydı. Ev sahibi gelmeden gitsen çok iyi olur. Sen özrümü kabul etmeden gitmeyeceğim. Ne yapmamı istediğini söyle yeter. Kendimi affettiririm. Eğer gerçekten üzgünsen, hemen şimdi gidersin. Sana hemen git dedim. Adrian. Adrian. Adrian, çıkmanı istiyorum, oldu mu? Oraya nasıl girdin bilmiyorum ama saklanmana gerek yok. Her şey yolunda. Adrian, lütfen. İçeri girdim. Bodrumu buldum. Şimdi aşağı iniyorum. Hepsini aldığından emin ol. Hayal kırıklığına uğratmamaya çalışırım. Adrian, neredeyse bir saat oldu. Artık çıkmalısın, oldu mu? Annen neredeyse gelmek üzere, kızdırmak istemeyiz, öyle değil mi? Adrian. Lütfen cevap ver, iyi olduğunu bileyim. Başından beri orada mıydın? Ama sen buradaysan. Adrian! Adrian, bana yardım etmelisin lütfen. Adrian!
Özür dilerim ama gitmemiz gerek çabuk. Adrian! Neler oluyor? Evde biri var. Yatak odasındaki dolapta. Ne yapıyorsun? Adrian'ı buradan götür ve polisi ara. Ama orada ne olduğunu bilmiyorsun. Oradaysan orada olduğuna pişman olacaksın. Deli olduğumu düşünüyor olmalısın. Elbette düşünmüyorum. Bence sadece biraz korkmuşsun o kadar. Mantıklı bir açıklaması olduğuna eminim. Biraz ürkeksin Logan. Evet, her neyse. Hala dönmedi mi? Hayır. Anne biraz önce döndü. Bunun dışında bir şey yok. Luther çok kızacak. Seni eve bırakmamızı ister misin? Burada sana karşı kibarlık yapıyorum. Ama sen bana cevap verme nezaketini bile göstermiyorsun. Yardımına ihtiyacım yok aptal. Ne istiyorsunuz? Sizi buraya pendi mi gönderdi? Hayır. Bundan bahsetmen iyi oldu. Bugün onu görmüş olamazsın, öyle değil mi? Bak... Ne olduğunu sandığını bilmiyorum ama... İkinizin arasında ne olduğu umurumda bile değil, tamam mı? Sadece bugün onu görüp görmediğini soruyorum. 5 dakikalığına çalıştığım yere uğradı. Ve? Ve ne? O kadar. Gitti. Biliyordum, korkmuş. Kapa şu koca çeneni, tamam mı? Bir şey söyleme. Aa, şuraya bakın. Luther, Logan ve Rodney. Ne güzel sürpriz. Burada her şey yolunda mı? Sadece Angela'ya onu eve bırakmayı teklif ediyorduk. Angela doğru mu söylüyor? Öyle bir şey. Sen gidip arabamla bekle. Hadi. Luther, bugün Breyer evinin yeni sahibinden bir telefon geldi. Anlaşılan bugün evine biri girmiş. Sizin bundan haberiniz yoktur, değil mi? Elbette yok.
O eve adım atmak için çıldırmış olman gerek. Yanlış hatırlamıyorsam ehliyetin hala iade edilmemişti değil mi? Bu sana bölge hapishanesinde bir gece kazandırır. Aa, bunu yapmazdım Luther. Özellikle bunun için. Her neyse. Evet, tek başına gidebilirsin değil mi? Evet efendim. Kolun. Şimdi sizi bir daha Briar evinin yakınında görmek istemiyorum. Kızı da rahat bırakacaksınız, tamam mı? Beni anladın mı? Evet efendim. Şimdi kamyoneti al, kasabaya git. Telefonuna neden cevap vermiyorsun? Ben bisikletle geliyordum. Tatlım, kreş eve 5 dakika uzaklıkta ve kapanalı 1,5 saat oluyor. Tatlım, bana doğruyu söylemiyorsun. Kızma, tamam mı? Sen şu yeni işi kabul etmişsin. Ama kızmayacağını söylemiştim. Hayır. Sen benden kızmamamı istedin. Sana kızmayacağımı söylemedim. Sadece yarım günlük bir iş. O kadar önemli bir şey değil. Peki bu yarım günlük iş nedir? Küçük bir çocuğa bakıcılık yapıyorum. Babası ölünce konuşmayı bırakmış. Bu yüzden fazladan ilgiye ihtiyacı var. Öyleyse zamanını iyi değerlendiriyorsun. Evet, bu insanlar nerede oturuyor? Onlar şu eski Briar evine taşınan yeni aile. Doğru mu anladım? Sen o eve girdin mi? Evet. Tamam, hemen bırakacaksın. Anladın mı? O eve bir daha adımını bile atmayacaksın. Baba, bunlar sadece hikaye. Bırakacaksın, anladın mı beni? O eve bir daha gitmeyeceksin, anladın mı? Bunu neden büyütüyorsun? Senin o evle ya da içinde yaşayan insanlarla hiçbir işin olmayacak. Konu kapandı. Tamam. ...97 yılında Irving kasabasında Briar yolundaki evde kaybolan insanlar. Yıllar sonra Briar yolundaki ev hala boş. Kasabalılar evin hayaletli olduğunu söylüyor. Sanki ailece kalkıp gitmeye karar vermişler gibi. Polis kayıp aileyi hala bulamadı. Polis kayıp aileyi arıyor. Anne.
Neredesin sen? Pendi. Eğer sensen bu hiç komik değil. Oynadığın nasıl bir oyun bilmiyorum ama katılmak istemiyorum. Erwin kasabası kreşi. Merhaba, Bayan Harris benim, Angela. Bugün kreşe gelebilir miyim diye soracaktım da. Bayan Peterson'ın yanındaki işi kabul etmedin mi? Hayır, o iş olmadı. Üzüldüm. Biliyor musun, Bayan Peterson özellikle seni istemişti. Çok ısrar etti. Yani beni adımla mı istedi? İşe almayı düşüneceği tek kişinin sen olduğunu söyledi. Angela? Özür dilerim Bayan Harris. Sadece işe geç kaldığımı fark ettim. Angela? Kenara çekil, ben kullanacağım. Gece uzun mu geçti? Fendi'yi bulduk deyin. Aradık dostum. Hiçbir yerde yok. Gerçekten. Hiçbir yerde olamaz zaten. Bir yerde olmak zorunda. Ailesiyle konuştunuz mu? Şehir dışındalar. Evinin yanında bekledik ama gelmedi. Telefon etmedi ve mesaj bile atmadı mı? Ona milyonlarca mesaj bıraktık. Dün sen kendin de duydun. O evde 5 dakika kalmış ve sonra kaçmış. İşi yapamadığı için şimdi ortaya çıkmaya korkuyor. Şimdi ne yapacağız? Biri burada ne yaptığımızı söyleyebilir mi? Ryan evine gidecektik.
size hiçbir şey vermediğimi söyleyemezsiniz. Bunları nereden buldunuz? Kötü günler için saklıyorduk. Hey, bakın, biliyor musunuz? Köpek öldürmeyi anlarım ve ihtiyacımız olan şeyi almak için bu eve girmeye de hazırım ama benim kimseyi öldürmeye niyetim yok. Şimdi beni dinle. Bu evde tam 20 bin dolarlık malım var. Paraları konusunda çok ciddi olan insanlara hesap vermem gerekiyor. Ve o malı alamazsam ve o parayı kazanamazsam kimin peşine düşecekler sanıyorsun? Senin mi? Bizim. Tamam. Anladım. Ama dün o yerin polis kaynadığını duydum. Bu yüzden geride tanık bırakmayacağız. Tanrı'ya şükür, Porsche'ye bugün gelmedi ve senin de gelme konusunda fikrini değiştirdiğini sandım. Her şey yolunda mı? Beni adımla isteyecek kadar nereden tanıyorsun? Anlayamadım. Crash. Bayan Harris özellikle beni istediğini, başkasını işe almayacağını söylediğini söyledi. Evet, ben... ben soruşturdum ve diğer anne babalarla konuştum ve... Herkes seni tavsiye etti. Başka nasıl bilebilirdim? Özür dilerim ama bu bana biraz şey geldi. Garip mi? Evet, burada olan her şey biraz garip değil mi? Evet, evet sanırım öyle. Dünden sonra sana bunu yapmak istemem ama Porsche'nin yerine birini bulmam gerek ve hiç kimse görüşme için eve gelmek istemiyor. Git ve yapman gereken şeyi yap. Bizi merak etme. Emin misin? Sana bu evde bir şey olmadığına göre birkaç saatliğine bana da olmaz. Sen hayatımı kurtarıyorsun. Biliyor muydun? Aa, Adrian şu anda uyuyor. Uyandığında seni gördüğüne çok sevinecek. Bu dünyadan değil.
Ben Mike. Mesaj bırakın. Merhaba baba. Benim... Sanırım bir hata yaptım. Bana kızacaksın ama... Şu anda Briar evindeyim. Ve... Belki sadece... Hayır! Korkmadım. Nereye gittiklerini gördün mü? Buradan geçmediler. Ben de görmedim ama seslerini duydum. Aramaya devam edin. Sen mutfakta kal. Kapıyı bekle. Görürsen ateş et. Bu evden çıkmalarına izin veremeyiz. Anladın mı? Evet. Hadi gidip malımızı alalım. Lanet olası kapı. Aşağıda durum nasıl? Bu lanet olası kapının kolu bile yok. Hadi. Hadi. Her şey yoluna girecek Adrian. Pencereden mutatıları çıkaracak bir şey bulalım yeter. Uyarısı. Mutfakta kal. Kapıyı bekle. Lütfen. Beni buradan götürmelisin. Durumum iyi değil. Lütfen. Lütfen. Lütfen dostum. Lütfen. 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 Ne yapıyorsun? Beni burada bırakamazsın. Lütfen. Lanet olsun. Çok acıyor. Rodney'e ne oldu? Rodney'e. Sesi iyiymiş gibi gelmiyor. Şimdi gidip o kızı ve o çocuğu bulmaya ve öldürmeye ne dersin? O zaman buradan çekip gidebiliriz. Tamam. Tamam.
Az kaldı Adrian. Lütfen. Lütfen yapma. Luther nerede? Ne istiyorsan alabilirsin. Luther nerede? Bodrumda. Merdivenlerin dibinde. Lütfen bırak Adrian gitsin. Adrian, çok korktuğunu biliyorum ama şimdi... Durun! Bana yaptıklarının bedelini ödeyeceksin sürtük! Ben gidiyorum. Adrian, yaralandın mı? Merak etme, bir şey olmayacak. Sakin ol yeter. Sürtük! Ne istiyorsun? Ne istediğini söyle! Adrian, artık güvenli. Gelebilirsin. Evden çıkmamız gerek, tamam mı?
Adrian. Oyun için zamanımız yok. Tanrı seni kurtaramaz. Onlar bu dünyadan değil. Çocuk elimde. Nefes almaya devam etmesini istiyorsan kendini göstersen iyi olur. Yoksa bu çocuğu hiç çekinmeden öldürürüm. Duydun mu? Anladın mı beni? Çocuğu bırak. Gördün mü? O kadar zor değilmiş, değil mi? Bu imkansız. Adrian, eğer bunları yaparsan sen artık durman gerek. Hep bitti. Artık güvendeyiz. Adrian, lütfen. Başkasının ölmesine gerek yok. Lütfen Adrian, durmak zorundasın. Angela! Baba! Angela! Polis yola çıktı, geri çekil. Baba! Baba! Adrian, yeter! Annen haklıydı. Bu evde yaşayan her neyse öldürmek zorundasın. Adrian. Hemen öldürmek zorundasın. Adrian, onu öldürüyorsun. O benim babam. Kes artık. Lütfen. Adrian. Adrian, lütfen. Lütfen yalvarırım sana. Angela. Zavallı bebeğim. Bugün yatağından çıkmayacağını sanıyordum. Baba. Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür. Senin için büyük umutlarım vardı Angela. Adrian seni çok seviyor. İzin verin gidelim olur mu? Annen...
daha önceki kiracılar için çalışıyordu. Çocukları anneni çok seviyorlardı. Ama ne yazık ki gerçeği anladığı zaman... Evet, kimsenin ona inanmasını sağlayamayınca ki... Buna baban da dahil... İntihar etti. Aileyi kötü ruhların ele geçirdiğini düşünmüştüm. Tüm evi haçlarla doldurdum. O kadar tipik ki. İblisler ruhların ele geçirdiği insanlara evler. Sizin türünüz asırlardır varlığımızı bu şekilde açıklamaya çalışıyor. Ne demek sizin türünüz? Nasıl bir varlıksınız siz? Geldiğim yerde bizim gençlerimizi daha ilkel dünyalarda olgunlaştırmamız beklenir. Bu şekilde şöyle şeylerin... Bizde de olmasını önleriz. Kendilerini kontrol edene kadar kalırız. Yani siz... İstersen şöyle diyelim. Hayalette evlerinizin... Varlığının sebebi biziz ve onlara sık sık geri döneriz. Siz insanlar bu tür evlerde bunların olmasını beklersiniz. Bu da bize biraz esneklik sağlar. Ama annemi gördüm. Gördüğünü sandın. Siz insanların güçlü bir hayal gücünüz var. Bunları neden anlatıyorsun? Adrian bizimle gelmeni istiyor. Sizinle mi? Adrian neredeyse babamı öldürecekti ve bütün o insanları öldürdü. Adrian bir katil değil. O seni koruyordu. Tıpkı senin onu koruduğun gibi. Artık fazla zamanımız yok. Kalırsan sana asla inanmazlar. Hep öyle olur. Annene olanları düşün. Ben gelemem. Misketlerle oyununuzu bitirdiniz mi? Adrian'a seni korkuttuğunu söyledim ama... Oğlanlar hep böyle olurlar. Angela, ayağa kalk. Bıçağı bırak. Evet, neredeyse varmak üzereyiz. Bence bu yeri çok seveceksin. Ben seviyorum. Amityville, 14 mil.